Selam, bugün 11 Nisan 2020. Aslında bugün başka bir video ile karşınıza çıkmak istiyordum. Bekir Sağlam isimli arkadaşın Kur'an bu sorulara neden cevap veremiyor başlığı çektiği iki tane video var ve Devam edecekmiş bu seriye. Öyle söylüyor. Ee, burada sorduğu onlarca soruya e, bir yanıt videosu çektim. Yaptığım çekimin ham hali yaklaşık 4 saat. Tabi montajdan sonra epey kısalacak bu. E, fakat montajı da ve yayına hazır hale gelmesi de uzun sürüyor. Bu süre zarfında hem kanalı videosuzu bırakmak istemedim. Hem de bazı şeyler bu uzun videonun arasında kalmasın. insanların dikkatini ayrıca çekebilir diye bu sorulara verdiğim yanıtlardan birini e, ayrıca bugün yayınlayayım istedim. Şimdi çok fazla uzatmadan şu minik kesiti izleyelim. Ondan sonra da üzerine bir iki bir şey söylemek istiyorum. E dedi sen hani Arapça bilmiyordun? Ya birader ben Arapça bilmiyorum derken o kadar da değil. Başlangıç seviyesinde bir şey biliyorum ama bilmediğimi biliyorum, haddimi biliyorum. Bu nedenle ne yapıyorum? Videolarımda Arapça ile ilgili konulara gireceğim zaman Arapçayı bilen kişilere danışıyorum ama bakın bu da önemli. Bir insanın Arapçayı gerçekten bilip bilmediğini test etme sorumluluğu da bana aittir. Çünkü e, Arapça biliyor musun diye sorduğumuz zaman ben biliyorum diyen pek çok insan bulabilirsiniz ama sizi temin ederim ki ben biliyorum diyenlerin çoğu ee, mesela benim kadar bile Arapça bilmiyor. Ben bunlara çok şahit oldum. Bu kadar uzun bir girişten sonra e, arkadaşın Arapça ile ilgili sorduğu bir soruyu ekrana yansıtmak istiyorum. Onların durumları ateş yakan kimselerin şu durumuna benzer. Bu meal Edip Yüksel'e aittir. Şimdi Edip Yüksel Arapça bildiğini söylüyor. Muhtemelen ismi mevsullerin çekimini de biliyordur. Ellezi, elledani şeklinde devam eder. Ayette geçen meseluhum ke meselil lezi. İsmi mevsul burada lezi. Yani tekil. Burada çoğula hitap eden bir anlatım varken neden elledi ifadesi kullanılmıştır? Yani kısacası ellezine ifadesi neden burada kullanılmamıştır? Büyük ihtimal izleyicilerin büyük kısmı anlamadı bu soruyu. Normal anlamamaları. Ee, bu tür sorulara yanıt vermek istememe nedenim şu. Arapça bilmeyen insanların bile anlayabileceği bir şekilde izah etmek yani konuyu böyle izah etmek ve Hata yoksa bakın hata yok çünkü demek delilleriyle göstermek her zaman kolay değil. Üzerinde ciddi kafa patlatmak gerekiyor. Ben bunun üzerinde bayağı bir kafa patlattım. Burada bir kere hata yok onu söyleyeyim size ve hata olmadığı başlangıç seviyesindeki bir Arapça ile bile bilinebilen bir şey ama Arapça bilmeyen insanlara bile burada hata olmadığını ve bu arkadaşın ciddi yanıldığını göstermek istiyorum size. Bereket arkadaşın bahsettiği konu kulak alışkanlığımız olan bir konu. İsmi mevsul diyor ya, ismi mevsul ne demek? ben burada ismi mevsul ne olduğunu anlatmayacağım ama merak edenler mesela internette bulabilirsiniz. Ayşe Alhams'ın Arap dili ve edebiyatında mevsuller isimli yüksek lisans tezi var ona bakabilirsiniz. Veya ismi mevsuller diye aratım bulabilirsiniz. Şimdi direkt kulak alışkanlığımız olan bir örnekle başlayalım. Ya eyyühellezine amenu. Ne demek bu? Ey iman edenler. Ya zaten hitap. Amenu iman edenler demek. İşte ellezine var ya işte bu ellezine ismi mevsul oluyor. Ee, peki niye ellezine? Anlamı ne? Boşverin anlamını. Emenu iman edenler. Emenu iman edenler çoğul olduğu için ellezine geliyor. Şayet biz ey iman eden demek isteseydik bu durumda emenu demeyecektik. Amene diyecektik. Ama ya eyyühellezi de amene demeyecektik. Ya ne diyecektik? Ya eyyühellezi amene diyecektik. Çünkü Amenu çoğul olduğu için amenunun ismi mevsulü ellezin oluyor. Amene tekil olduğu için amenenin ismi mevsulü de tekil oluyor. İşte arkadaşın eleştirisi şu. Bakara suresi 17. ayette çoğula hitap eden ismi mevsul tekil formunda gelmiş diyor. Ellezine gelmesi lazım ellezi gelmiş diyor. Bakalım öyle mi görelim. E, ben ilgili kısmı okuyorum. Meseluhum onların meseli onların misali onların durumu kemeseli durumu gibidir. Ellezi bakın ellezi yani tekilden bahsediyor. İsmi mevsul istevkada naran. Şimdi arkadaş şunu zannediyor. Meseluhum onların meseli oradaki çoğul ya bu çoğul olduğuna göre diyor ellezine olmalı diyor. Ama arkadaşım lütfen Allah rızası için ya eyyühellezine amine örneğini düşünün. Ya eyyühellezine amine örneğinde nedir? İsmi mevsul kendinden önce geleni değil kendinden sonra gelenle ilgilidir. İsmi mevsul kendinden sonra gelene uyar. Nitekim biraz önce bir tezden bahsetmiştim ya Ayşe Alhams'ın Arap Dili ve Edebiyatı. Bunun 7. sayfasında ne diyor? İsmi mevsul o isimdir ki manası kendinden sonra olan bir cümle veya şip bir cümleyle tamamlanır. olur. Yani ismi mevsul kendinden sonraki cümleyle tamamlanır. Burada ellezi ellezine olamaz. Çünkü istevkada naran ateş yakan tekildir. Ateş yakan tekil olduğu için Burada ellezi olmak zorunda. Nitekim ateş yakanın tekil olduğunu nereden anlıyoruz? Hemen ayetin devamında ateş yakanı tarif ederken havlehu diyor onun çevresinde. Hu tekil zamir. Yani burada ellezi kullanılması bir hata değil. Son derece normal bir durum. Onların durumu ateş yakan kişinin durumuna benzer. Tabii şöyle bir şey de var. Ee, ben hemen onu da ekrana yansıtmak istiyorum acaba doğru mu anladım diye YouTube videosunun altında Bekir'e bu soruyu sordum. Dedim ki işte videonun 3. dakikasında sorduğunuz el yazıyın hakkında soru var ya anlamadım. Hakikaten yani bunu soruyor olamaz diye düşündüm. Çok basit bir soru. Siz Edip'in mealinin mi hatalı olduğunu düşünüyorsunuz? Yoksa direkt Arapça metinde mi hata var diyorsunuz? Bekir de demiş ki gramer olarak hata var. Yani ben bir daha teyit almak için tekrar soruyorum. Yani Arapçası hatalı. Edip'in mealinde hata yok. Bunu mu söylüyorsunuz? Peki Arapçanız var mı? En azından Kur'an'da gramerodansı tespit edecek kadar biliyor musunuz Arapça diye sormuşum. Bekir de cevap vermiş. Ayetin orijinalinde hata var. Edip Bey, evet ayetin orijinalinde hata var. Edip Bey sanırım bu hatayı görmeyip hata yokmuş gibi çeviri yapmış. Evet Arapça bilgim var ve bu çalışmayı ben tek başıma da yürütmüyorum. Mütercinlik yapan Arapça konusunda çok daha üst düzeyli bir ekiple biz bu çalışmayı yapıyoruz. Evet hazırladığım videodan minik bir kesit izledik. Bir kısmınız şunu diyebilir. Ya Gürkan belli ki bu arkadaşın sormuş olduğu sorular çok da sağlam değil. Bu kadar zayıf şeylere neden enerji harcıyorsun? Niye bunları ciddi alıyorsun? Bu yaptığın şey makul mü denilebilir? İlk bakışta doğru bir soru gibi gözükse de ben katılmıyorum. Bunu da bir izah edeyim istedim. Şöyle ki maalesef toplumumuzda genel bir e, seviye problemi olduğunu düşünüyorum. E, yani işte bu arkadaşın YouTube kanalına baktım mesela ki mesele bu arkadaş değil zaten onu da izah edeceğim birazdan. Görebildiğim kadarıyla bu kanal ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle bahsediyorum. Bir aylık bile değil ama yaklaşık 7000 civarında bir abonesi var. Bu kadar kısa sürede bu seviyeyle bu abone... E, normal mi? Evet normal. Bunun iki nedeni var. Bir, Kur'an karşıtı, din karşıtı, İslam karşıtı e, fikirlerin belli bir tabanı var. Özellikle de gençler arasında bunu görmemiz lazım. İki e, daha da acı olanı maalesef belli bir seviyenin de ciddi bir alıcısı var. Yani şunu görüyoruz adamın biri bir kitap yazıyor aşı karşıtlığı ile ilgili. E, akla mantığa sığan hiçbir tarafı yok. Tamamıyla saçmalık, komple teorileriyle dolu. Ama insanlar bundan etkileniyor ve bunu ciddiye alıyorlar. Yani normal bir ortamda bunun gündeme gelmemesi lazım ama pek çok kişi bunu ciddiye alıyor. Ve ne yapıyor bir takım uzmanlar? Bunun neden yanlış olduğunu izah etmeye çalışıyor. Bu sadece aşı karşıtı ile ilgili değil. Maalesef bizim toplumumuzdaki seviye problemi e, böyle bir şey yol açıyor. Biz doğruyla yanlışı, sağlam fikirle zayıf fikri, saçma şeyle saçma olmayanı pek ayırt edemiyoruz de toplum olarak. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Emin olun bilmiyorum. Ama ben kendi adıma şunu yapıyorum. Zayıf argümanları ele alırken de bunları elimden geldiğince ciddi bir şekilde delillerini göstererek ee, bakın siz x konusunu bilmiyor olabilirsiniz ama x konusunu bildiğini iddia eden insanları da çok fazla dinlemeyin. Bak adam bildiğini iddia ediyor ama Konunun kendisine odaklanın, delillere bakın. E, konuyu bilmeseniz bile kimin doğru, kimin yanlış söylediğini anlamaya çalışın şeklinde yaklaşımlar göstermeye çalışıyorum. Bahsettiğim, ele aldığım konudan bağımsız olarak bunun değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. Çünkü dediğim gibi maalesef e, toplum olarak böyle bir sıkıntımız, bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. Bunlara enerji harcanması gerekiyor. Bu tür yanlış, saçma, zayıf olduğunu düşündüğüm argümanlara maalesef değineceğim. Bir şey daha söylemek istiyorum. E, dediğim gibi konu Bekir değil, başka bir şeydi. Çünkü e, pek çok böyle arkadaş var. Yani e, gerek YouTube kanalımın altında yapılan yorumlar olsun, genel gerek sosyal medyada olsun Kur'an hakkında getirilen eleştirileri görüyorum. 19'u benimsiyorum. 19 hakkında getirilen eleştirileri görüyorum. Ya getirilen eleştirilerin neredeyse tamamı geçersiz, saçma, mantık hataları içeren, kendi içinde çelişkili. Yani Normal şartlarda ciddiye alınmaması gereken şeyler. Ama bir şey oluyor. Bir şekilde insanlar bunları ciddiye alıyor. O zaman şunu söyleme gibi bir lüksümüz yok. Ya ben bunları ciddiye alırım, bunları ciddiye almam gibi bir şey söyleme lüksümüz yok. Bize düşen, en azından ben kendimle konuşayım. Söylenen şey hatalı da olsa niye hatalı olduğunu elimden gelen en iyi şekilde izah etmeye çalışmak ve insanların sağlıklı karar almalarına yardımcı olmaya çalışmak. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bu videolarda da yaptığım şey şu. Şimdi bir kere arkadaştan iki tane tepki bekliyorum bu video üzerinde konuşurken şunu diyebilir. Evet ya ben bu konuda yanılmışım diyebilir. Her insan yanılabilir. Her insan hata yapabilir. Benim de videolarımda hatalarım var. Bakın vardır demiyorum var. Ki bu YouTube videosunda da hazırladığım uzun YouTube videosunda da bunlardan birine değindim zaten. Ateist bir matematikçi arkadaşım beni uyardı. Onunla üzerinde bayağı çalıştık. Ve evet ya benim daha önceden bir özellik olarak sunduğum şey özellik değilmiş dedim. Bunu fark ettim. E bu, şimdi spoiler vermeyeyim. O uzun videoda seyredersiniz inşallah. Her insan hata yapabilir. Hata yapmak normaldir. Bekir arkadaş, evet ya burada bir hata yapmışım derse problem yok. Ee, ama şu yöntemi de izleyebilir. Hayır burada hata yok diye inat etme yolunda izleyebilir. Ee, i̇nşallah bu yolu izlemeyecektir. Çünkü bu bu yolu izlediği zaman aklımıza şu gelecek. Ya demek ki bu arkadaşın niyeti gerçeği aramak değil. Bu arkadaşın niyeti gürültü çıkartarak karşı tarafın duyulmasına engel olmak. Ee, burada tabii arkadaşın verdiği tepkiyi bekleyeceğiz. Tabii şu da olabilir. Hayır Gürkan sen yanılıyorsun. Ee, söylemiş olduğun şeyler doğru değil çünkü diye getirebilir ama ya bu örnek üzerinde konuşuyorum. Gerçekten Başlangıç seviyesindeki bir Arapçayla bile bu arkadaşın söylemiş olduğu şeyin hatalı olduğu zaten görülüyor. Yani bu konu üzerinde böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yine de bekleyeceğim. Ee, bu video inşallah faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.